Merhaba arkadaşlar. Kripto Modda kanalına hoş geldiniz. Bugün büyük bir düşüşle karşı karşıyayız. Öncelikle o yüzden Bitcoin'in hareketini inceleyeceğim. Normalde çok grafikle ilgili video çekmiyorum ama kendi takip ettiğim kadar grafikten değil ama piyasanın psikolojisiyle ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Özellikle yeni piyasaya yeni giren ve kripto piyasası hakkında çok bilgisi olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Bu tarz düşüşler normal, daha önce de çok yaşandı. Düşüşün özelinde söylüyorum. Daha önceki düşüşlerde çok hacimli düşüşler görüyorduk ama bu düşüşün hacmi gerçekten çok zayıf kaldı. Set bir düşüş olmasına rağmen ben çok daha hızlı bir şekilde toparlayacağını düşünüyorum Bitcoin'in ve piyasaların. Öncelikle de şunu belirteyim. Hedeflerimiz yani hangi parada ne hedeflediysek, siz de bir parayı alırken koymuş olduğunuz hedefiniz bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Kripto piyasasında gelmeyen hedef yok. Yani ben yaklaşık olarak 4 yıldır takip ediyorum. 4 yıldır hangi paraya ne hedef koysanız bir şekilde geliyor. Burada önemli olan bu hedefe gelirken psikolojimizi sağlam tutmak. Yani dümdüz bir yoldan geçmeyeceğiz o para için koyduğumuz hedefe ulaşmak için. İnişler olacak, çıkışlar olacak, yükselirken ki psikoloji, düşerken ki psikoloji bunlar gerçekten önemli şeyler. Yani bir hodulcum olacağız, sıradecim olacağız. Sırade gerçekten zor bir şey. E, yapan güzel kazanıyor bu Kazanıyor. Ama piyasa hakkında çok bilginiz yoksa çok fazla tradeye girmenizi tavsiye etmem. Artı piyasa hakkında bilginiz yoksa kaldıraçlı işlemlere hiç girmeyin. Yani böyle sadece içgüdüsel olarak kesinlikle kaldıraçlı işlemlere girmeyin. Yani içgüdüsel olarak kesin kesinlikle kaldıraçlı işlemlere girmeyin arkadaşlar. Benim as videomun asıl konusu hamster olacak. Çünkü hamsterda çok büyük düşüşler oluyordu zaten. Bu bitcoin düşüşüyle beraber hamster daha da düştü. Daha da düşük fiyatlara indi. Ben buralardan ekleme yapıyorum yavaş yavaş. Şunu da şöyle şunu da söylemek istiyorum. Hem sıra güveniyorum arkadaşlar. O yüzden olabildiğince buralardan toplamaya çalışıyorum. Burada önemli olan ekibin ne yaptığı şu anda ilk etapta baktığımızda. Eğer ekip sağlam çalışıyorsa, söylediklerini yerine getiriyorlarsa bir şekilde sabretmemiz gerekiyor. Yani bu tarz paralarda böyle bugünden yarına çok bir şey beklemektense düşük seviyelerden girip sabrederek güzel kazançlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Peki ekip ne yapmış? Daha önce de ne vaat etmiş? Bu vaat ettikleriyle ilgili neler yapmış ona bakacağız. Şimdi yol haritasını açtığımızda gördüğümüz üzere 2021 içerisinde yapılan işlemleri gösteriyor. Şu an dördüncü çeyreğin içerisindeyiz. 2021 için vaat edilen ve yapılmayan şimdiye kadar yapılmayan tek şey hamster swap'ı kaldı. Yani hamster'ın kendi swap sistemi kaldı. Onun da yakın zamanda çıkacağıyla ilgili duyumlarım var. İnşallah 2022'ye kalmadan çıkartırlar. Çünkü burada yazılanlar yazıldığı şekilde bir bir ilerlerse bir şekilde güven oluşturuyor yatırımcı için. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Swap'ın açılmasının kendi etkisi dışında ekibin güvenilirliği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki e 25 gün içerisinde bir swap hamlesi bekliyorum. Birinci çeyrek 2020'de bir sürpriz demişler. Bu sürprizin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi oraya gelmeden önce tabii swap'ı görmemiz lazım sürprizden önce. Peki ne yaptılar? Bizim için önemli olan güvenlik sertifikalar, sertik ve audit sertifikaları alındı. Bu çok önemliydi. Bu tarz coinlerde güvenlik sertifikaları önemli. Borsalara girdiler. İşte MaxG borsası, MaxG borsası XT borsası Hotbit ve da şu anda alım satımlara aktif bir şekilde devam ediyor. Onun dışında şu anda aktif bir şekilde devam eden Tesla çekilişi var. Onun etkinliği var. Ben ekibin iyi çalıştığını, gerçekten yatırımcı dostu bir ekip olduğunu düşündüğüm için hamsterla yola devam ediyorum arkadaşlar. Düşüşlerin bizi etkilememesi lazım. Düşüşler her zaman olacaktır. Önümüze belki hamster için bir yıllık bir hedef veya iki yıllık bir hedef koyduysak bu hedefte yolumuz dümdüz olmayacak. O yüzden sabredip elimizdeki malları satmayalım arkadaşlar. Bu yüzden sabretmemiz gerekiyor. Her zaman da belirttiğim üzere piyasaya girerken ihtiyacımız olan parayla değil de yatırım amaçlı bir kenara ayırdığımız paraları kullanırsak dediğim gibi 5 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl bekleyebilecek paralarla girmemiz lazım ki bu tarz düşüş ve çıkışlarda biz sakin bir şekilde bekleyelim. Bugünkü düşüş en fazla bizi bir veya iki ay daha ileriye itmiştir hedefimize ulaşmak için. Onun dışında herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoda bahsettiğim konular tamamen kendi fikrim olmakla beraber herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herhangi bir sorunuz olursa Telegram kanalından ulaşabilirsiniz.